Bütçe başlığı ve ekonomi ülkenin en önemli sorunlarından biri. Bir diğeri de adalet ülkenin en önemli sorunlarından birisi. Herkesin üzerine çokça laf ettiği ama bir türlü gerçekleşmeyen, gerçek anlamda adalete erişemediğimiz bir dönem, bir ülke gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu iki başlığı tartışmak aslında Türkiye'nin en büyük sorunlarını tartışmak anlamına geliyor. Aynı zamanda bu iktidar partisinin de ismi Adalet ve Kalkınma. Yani o isim iki konuda sıkıntıya yol açmış. Ya evet, olmayan herhalde. Yani hani haksızlık etmek istemem. Muhtemelen kurulduğu tarihte iki kadroları, kurucuları en azından bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hayal etmemişlerdi. Başka idealleri olan insanların olduğunu düşünüyorum. Kurulduğu günle bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi arasında büyük bir uçurum dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Ama bugün için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakıldığında ne bir adalet ne de bir kalkınmacı, ekonomiyi savunan bir parti olduğunu söylemek güç. Tartışmasız biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi sadece bir avuç sermayenin, pek çok kişinin beşli çete olarak adlandırdığı grubun partisi durumuna gelmiş durumda. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi çok açık biçimde sadece hukuksuzluk üreten, adaletsizlik üreten bir parti konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla ismiyle, yaptıklarıyla uyumlu bir parti söz konusu değil, çok açık. Sizin adalet komisyonunda bütçe görüşmeleri olurken yaptığınız konuşmanın başlangıcında da AK Parti'nin kuruluşunu anlatıyorsunuz. AK Parti aslında her bir şey yapmak istediğinde yargıyla karşı karşıya kaldı diyorsunuz. İsteseydi bağımsız bir yargı oluşturabilirdi diyorsunuz ama o başka bir yolu tercih etti diyorsunuz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi %34 ile başladığı serüvenini %50'nin üzerine kadar çıkardı aslında. Yani hani toplumsal desteği önemli oranda arkasına aldı ve bu destek zaman içerisinde büyümüştü. İktidara geldiğinde cebelleştiği kurumlar vardı. Bunlardan bir tanesi de yargı kurumuydu. Pek çok değişiklik yaptı. Adalet Komisyonu'nda da söyledim. Bazı şeyleri değiştirdi ama değiştiremediği bazı konular vardı. Yargı bariyerine çarpan. Orada hukuka saygılı bir siyasi parti veya bir iktidar profili çizmedi.